Sevgili Dipnot TV izleyicileri, her hafta Doktora Kafe programında sizlerle buluşuyoruz. Doktora Kafe'de özellikle yüksek lisans, doktora, akademik dünya, araştırma dünyasında olan bitenlerle ilgili bir araya geliyoruz. Her hafta farklı konuları işlemeye çalışıyoruz. Bu anlamda akademisyenler, yüksek lisans öğrencileri, doktor öğrencileri ve hatta lisans öğrencileri bizlerle oluyor. Bazen akademik dünyayı konuşuyoruz, bazen sınavları, bazen yurt dışında yüksek lisansı, Türkiye'de araştırma ortamını konuşuyoruz. Geçtiğimiz haftalarda farklı kurumlardan özellikle yüksek lisans, doktora, uluslararası deneyimler konusunda farklı kurumları konuk etmiştik. Bu hafta da Ulusal Ajansı, Türkiye için önemli bir kurum, özellikle yurt dışında Avrupa Birliği ile ilgili programları yürüten, uzun yıllardır da Türkiye'de bu çalışmaları koordine eden bir yapı. Hem onları tanıyacağız, hem onların Avrupa Birliği ile eş zamanlı Türkiye'de başlatan Erasmus Plus programı var. Onları hem tanıyacağız, hem yurt dışındaki bu imkanları almaya çalışacağız. Bu anlamda konuğumuz bu akşam Ulusal Ajans'ın iletişim koordinatörü Rana Kasapoğlu Önder. Rana Hanım'a hem Ulusal Ajans, hem Erasmus Plus, hem de özellikle yüksek lisans yapıyorsanız veya bu programlardan yurt dışı ile ilgili yararlanmak istiyorsanız tüm soruları sorabilirsiniz. Önce ondan dinleyeceğiz. Sonra soruları yanıtlayacağız. Her hafta Eylem hocamız bizlerle Kadir Has Üniversitesi'nden. Onunla da hem akademik dünyanın bu programa bakışını, özellikle Erasmus Plus'ın getireceklerini de hem soracağız, hem de birlikte tartışmaya çalışacağız. Rana Hanım, ben sözü uzatmadan size bırakayım. Ulusal Ajans nedir, ne yapar, Türkiye'de rolü nedir? Sonrasında Erasmus Plus'ı dinleriz. Çok teşekkür ediyorum. Ben de sizlerin nezdinde Dipnot TV izleyenlerine, Doktora Kafe izleyenlerine bizleri gerçekten teknolojinin son harikasıyla buluşturmuş oldular kendileri. Ve mekanı neresi olursa olsun internete bağlı ve bir bilgisayarı olan herkesin ulaşabileceği kadar mesafedeyiz aslında. Türkiye Ulusal Ajansı 2004'ten bu yana var. Türkiye'de eğitim ve gençlik camiasına hitap etmek üzere. Fakat etki alanı bu son 10 yıldaki 10 yıla sığmayacak kadar büyük diyebiliriz. Bunu en çok da bizi izleyen, bizden yararlanan izleyicilerimiz bilirler. Türkiye Ulusal Ajansı kurulduğu günden bu yana Avrupa Birliği ile sizin bahsettiğiniz gibi eş zamanlı olarak eğitim ve gençlik programlarını yürütüyor. Eğitim ve gençlik programları her ne kadar Avrupa Birliği'nde eski olsa da kökeni çok uzun yıllar öncesine dayansa da belli yenilemelerle gelişiyor. Örneğin biz 2004 yılında, 2003 yılındaki kuruluş dönemini saymazsak eğer, 2004 yılında programa girdiğimizde eğitim ve gençlik programları Avrupa'daki ikinci dönemini yaşıyordu. Bu arada benim sesim kendime geliyor. Çok net konuşamayabilirim. Biz de 2004 yılından 2007 yılına kadar programın ikinci dönemini kat etmiş olduk ve 2007'den 2013'ün sonuna kadar da izleyicilerimizin bildiği isimlerle hayat boyu öğrenme, Erasmus, gençlik gibi alanlarla faaliyetlerimizi sürdürdük. Bu kapsamda geçen 10 yıl içinde 2004'ten bu yana 630 milyon eurodan fazla hibe desteği doğrudan hiçbir aracı olmaksızın doğrudan yararlanacak olan kişilere geldik. Kişilere verdik. Dolayısıyla biz diyebiliriz ki eğitim ve gençlik alanında sanki bu son yıl bir uluslararasılaşma reformu yaşandı ülkemizde. Bunda bizim de payımız olabildiyse ne mutlu. Şimdi yenilenecek olan programlarla birlikte biz 2014'ün başından itibaren artık Erasmus Plus adıyla yolumuza devam edeceğiz. Aynen diğer Avrupa Birliği ülkelerinde ve programa ortak olan ülkelerde olduğu gibi. Dilerseniz size ben yenilenen programdan da bahsetmek isterim. Çok Erasmus teşekkür Plus programından. İlk önce niçin böyle bir programa ihtiyaç duyuldu? Bundan yola çıkalım.
Evet, etkileri saymakla bitmez. Biz bir kişinin gözlerindeki ışıltıyı da gördük. Bir kişinin annesiyle babasıyla bu çocuk Erasmus diye bir programa gidecekmiş. Fakat ben güvenemedim, inanamadım, kendim getirmek istedim sizlere dediğine de şahit olduk. Ve o gencimizin faaliyete katıldıktan sonra, örneğin bir Erasmus programına, bir Avrupa gönüllü programına katıldıktan sonra omuzları dikleşmiş, kendine güvenen, ben bu işi başardım, artık iş hayatına da hazırım, hayata da hazırım diye döndüğünü de gördük. Dolayısıyla her şeyden evvel bu bir kişisel özgüvenin gelişimi için, bireylerin daha girişimci olması için çok çok iyi bu programlar. Bunun da ötesinde mesleki gelişimlerine katkıda bulunması ve kurumlarımızın kendi kurumsal kapasitelerini artırabilmeleri, yine o girişimciliklerini, birlikte çalışabilme becerilerini geliştirebilecekleri bir program. Bu sebeple Avrupa Komisyonu da doğrudan programdan yararlananlara dönerek 7 yılın bir tabir caizse muhasebesini yapıyor ve diyor ki ben nerelerde aksadım bu programı yürütürken, neleri daha iyi yapabilirdim ve benden beklenenler neler? Bunları doğrudan yararlanıcılara soruyor çeşitli anketler vasıtasıyla, aldığı geri bildirimler vasıtasıyla ve programı yeniliyor. 2007'de biz Hayat Boyu Öğrenme ve Gençlik Programı'na geçerken bu kadar daha keskin değişiklikleri yaşamamıştık işin açıkçası. 2014'teki program çok daha yenilikçi, çok daha yararlanıcıya dönük, gençleri çok daha fazla önemseyen bir program olarak karşımıza çıktı. Özellikle de Erasmus adı verildi çünkü bugün kime sorsanız, ben ulusal ajansta çalıştığımdan çok Erasmus programını biliyor musunuz diye çalıştığım yeri anlatmaya başlıyorum. Bu sadece bizde böyle değil, Avrupa'daki ülkelerde de böyle. Erasmus çok bilinen bir program. Bugün herhangi bir kişiyle karşılaştığınızda sadece kendisi olmayabilir, yanındaki, yakınındaki bir akrabası dahi bu programı bir şekilde telaffuz etmiş ismini ki "Aa evet, duymuştum öyle bir programın ismini." diyebiliyor size, hiç ilgisi olmadığını düşündüğünüz bir insan bile. Avrupa Komisyonu da bunun bilincinde. Dolayısıyla Erasmus'un ününden faydalanmak istiyor. Erasmus'un şöhretinden biraz faydalanmak istiyor ki diğer alanlardaki programları da güçlendirebilmek için. Sonuna da bir artı getiriyor Erasmus Plus'ın, Erasmus'un ve o artıya da birkaç anlam yüklüyor. Bunlardan bir tanesi ve belki de en önemli olanı Erasmus'un sadece Erasmus olmadığı, gençlere yönelik farklı programlar, mesleki eğitime, okul eğitimine, yetişkin eğitimine yönelik farklı programları içerdiğine vurgu yapıyor. Bir diğeri de belki bu artıyı bir sürdürülebilirlik işareti olarak görebiliriz. Bundan sonra programlarımız sadece sizlerle değil, bütün Avrupa geneliyle ve hatta bazı programlarda tüm Avrupa coğrafyası, dünya coğrafyasıyla birlikte kapsanacak demek istiyor. Ve Avrupa Komisyonu bu dönem gerçekten bizim rehberimizi okuduysanız Erasmus Plus'la ilgili artık yaygınlaştırmayı geçmiş dönemlerden çok daha fazla önemsiyor. Yaygınlaştırmadan kastımız da programın ve yapılan projelerin, faaliyetlerin sadece yapan ve faydalananlar tarafından bilinmesi, uygulanması değil. Dosyalara hapsedilip arşivlerde saklanması değil. Sonuçlarının bir şekilde, bu çeşitli yöntemlerle olabilir. Örneğin bir broşür çıkararak programdan faydalanmayı anlatmak olabilir, projeleri anlatmak olabilir. Bir internet sayfası aracılığıyla olabilir. Çeşitli forumlara katılmak suretiyle olabilir. Bu programın duyurulmasına katkıda bulunmak hedefleniyor ağırlıklı olarak. Devam edeyim çok isterseniz. Biz isterseniz birkaç soru alalım. Yani o kadar güzel anlatıyorsunuz ki bu kısma kadar çok güzel bir
Geniş kapsam geldi. O yüzden Eylem Hocam siz de başlayalım. Sorularınız var mı? Erasmus hakikaten ciddi yenilikler getirecek gibi, herkese de açık olacak gibi, farklı coğrafyalara, farklı yeniliklere. Ulusal Ajans'ta çok ciddi bir deneyim var hem yurt dışına götürmek için. Gençler de anladığım kadarıyla müthiş bir ilgi var yayına. Şu anda dolmuş durumda yayına. Çünkü normalde 10 kişi bağlanabiliyor. Şu anda 10 kişiyiz yayında. Sorularınızı sorduktan sonra da eğer yayınından ayrılırsanız diğer gelecek arkadaşları da yer açmış oluruz. Çünkü sistemden anladığımız kadarıyla çok yoğun ilgi var. Sorular da geliyor. Eylem Hocam size bırakayım ben sözü. Neler söylemek istersiniz? Evet Rana Hanım, çok teşekkür ederiz bu verdiğiniz bilgiler için. Açıkçası ben de yeni üniversitemizde Erasmus, bizim programımızın Erasmus koordinatörlüğünü yapmaya başladım. Ama daha çok yeni olduğum için hani mevcut sistemi anlamakla ve onunla işlemlerimizi yürütmekle meşgulüm. Bu yeni Erasmus Plus konusunda zannederim anlattığınız kadarıyla başvurularımız ve bundan faydalanmak isteyenlerin sayısı çok daha artacak. Ben şeyi merak ettim. Öğrencilerimiz halihazırda öğrenci olan arkadaşların başvuru sürecini okul vasıtasıyla yapıyorlar. Peki mezun olmuş, tekrar hani mesleki eğitim için bundan faydalanmak isteyenler olabilir. Mezun olmuş, işte birkaç sene sonra kendini geliştirmek isteyenler olabilir. Ya da hayat boyu yetişkin eğitiminden bahsettiniz. Onların başvuru süreçleri nasıl olacak? Onunla da ilgili bir şeyler söyleyebilir misiniz? Elbette. Biz Erasmus Plus dönemi için birazdan bahsedeceğim hummalı bir iletişim süreci içindeyiz. Programı duymayan, bilmeyen kalmasın hedefindeyiz ve biz önümüzdeki 7 yıl içinde bir slogan benimsedik. O sloganımız da şu: Türkiye Ulusal Ajansı ile herkes için Erasmus Plus. Bu aslında gerçekten çok manidar bir slogan ve içini de dolduran bir slogan. Çünkü Erasmus Plus'ta herkese yer var. Sadece gençlerimiz için gençlik veya Erasmus diye bilinen eski yüksek öğretim programımız değil. Mezun olduktan sonra kişilerin bir mesleki eğitim içerisinde bulunmalarını sağlayan mesleki eğitim programımız veya kişilerin gönüllü hizmet verdiği takdirde faydalanabilecekleri, sivil toplum örgütleriyle birlikte yararlanabilecekleri yetişkin eğitimi programı ve dahi 30 yaşına kadar olan gençlerin, özellikle siz dediniz ya, kendini geliştirmek istiyor. Aynen geçmiş programdaki gibi Avrupa Gönüllü Hizmeti programımız devam ediyor. Ben özellikle gençlere Avrupa Gönüllü Hizmeti'nin biçilmiş bir kaftan olduğunu söylemek isterim. Çünkü mezuniyetten sonra siz yaşam çıtanızı, işe başlama çıtanızı bir tık yukarı çıkarmak isterseniz bugün olmazsa olmaz bazı şartlar var. Bunlardan birisi nedir? Yabancı dil bilmektir. Bugün üniversitelerimizden mezun olan gençlerimizin büyük bir çoğunluğu yabancı dili çok çok iyi derecede maalesef bilmiyor. Bilenler de belli bir seviyede kalıyor, fakat bu da belgelemek seviyesinde olmuyor. İşte öğrenciler hem eğlenerek hem kendilerine bireysel bir fayda sağlayarak Avrupa Gönüllü Hizmeti ile yurt dışında bir sosyal projede çalışabilirler. Buna şöyle bir örnek verebiliriz. Örneğin sizin bir gencimizin ilgi alanı çocuklarla oyun oynamak olabilir veya tiyatro olabilir, fotoğraf çekmek olabilir. Medya okumuştur, gazetecilik okumuştur örneğin, bir dergi çıkarmakla ilgilenebilir. ilgilenebilir. Bu gençlerimiz için 12 aya kadar yurt dışında gittiği ülkenin dilini öğrenerek ve bu alanlardaki bir projeye katılıp çok uluslu bir ortamda dil pratiğini de geliştirerek kalma imkanını Türkiye Ulusal Ajansı sunuyor. Gülnur Hanım'ın bir sorusu var, Rana Hanım. Gülnur Evet. Hanım buyurun, sözü size verelim. Merhabalar herkese Sesiniz tekrardan. gelmiyor mu bize? Yayına gelmiyor şu anda sesiniz. Alabiliyor musunuz şu anda? Şimdi Bana alıyorum. geliyor. Bana da Şimdi geliyor. geliyor mu? Tamamdır. Peki o zaman. Merhaba herkese tekrardan. Teşekkür ederim bu arada. Rana Hanım, ben Avrupa Gönüllü Hizmeti sayesinde tanıştım Erasmus
Pardon, sizin bu programlarınızda. Evet. Ondan sonra şöyle belirteyim size. Üniversiteden sonra bir yıllık işsizlik sürecimin ardından Avrupa Gönüllü Hizmeti'yle profesyonel olarak programlarınızda çalışmaya başladım. Şu anda umuyorum ki önümüzdeki senelerden itibaren eğitmen olarak yer almaya başlayacağım ben de havuzunuzda. Umuyoruz, bekleriz. Umarım ben de. Şunu merak ediyorum. Kataloğunuzu bekliyoruz Türkçe'ye çevrilmesini uzun bir aradan sonra. Çünkü İngilizce olarak bayağı bir süre önce başlandı. Fakat Türkçe'ye çevrilmedi hala. Çünkü İngilizce ne kadar iyi olsa da kendi dilimizde olmadığı için ikilemler yaşıyoruz belli konular hakkında. Bunu merak ediyorum. Bir diğer ikincisi de program kılavuzunda Grundig asistanlığı ile ilgili herhangi bir bilgi göremedim. Bu 2013 yılı itibariyle sona mı erdi yoksa devam edecek bir süreç mi? Cevaplarsanız çok memnun olurum. Çok teşekkür ederim. Program rehberi konusunda şöyle bir açıklama getireyim. Program rehberimizi en geç cuma günü sayfamızda bulabileceksiniz. Şu an itibariyle program rehberimiz çevirisi tamamlandı. Redaksiyonları ve edit işlemleri tamamlandı. Pek tabii ki moda mod bir çeviri yapmamız mümkün değil. Çünkü anlam kaymaları olabilir. Türkçe'de farklı kelimeler farklı şekillerde kullanılmış olabilir. Biz bu tutarsızlıkları da gidererek 263 sayfalık bir rehber biliyorsunuz. Kendi içimizde yeniledik. Şu an dizgi aşamasında, dizgiye gitti. Bugün aldığımız bilgi de elimize perşembe günü ulaşacağı. Biz de bir son kontrol yapıp muhtemelen cuma günü koymuş oluruz sayfamızda. Fakat ben bu arada sesime ses geliyor. Bu arada ben şunun bilgisini vermek isterim. Türkiye Ulusal Ajansı diğer ülkeler arasında program rehberini kendi diline çeviren şu andaki ilk ve tek ülke. Avrupa Komisyonu tarafından Haziran ayına kadar bir süre verildi diğer ülkelere de, ulusal ajanslarına da Türkiye ile birlikte. Fakat biz bu süreci yararlanıcılarımızın başvuru süreçlerinin ilki 17 Mart olduğu için olabildiğince öne çekmeye çalıştık ve gerçekten çok sıkı çalıştık diyebilirim. Umarız cuma günü sizlerle buluşacak. İkinci sorunuza gelince elbette programlardaki yenilikler bazı programların yerlerine ikamelerin koyulmasıyla sonuçlandı. Asistanlık programı bunlardan bir tanesi. Fakat bu demek değildir ki Grundig asistanlığı altında şimdiye kadar yapılmış olan faaliyetleri yapamayacağız. Elbette adı asistanlık olmayabilir. Adı eskiden alıştığımız çalışma grupları, çalışma ziyaretleri, workshoplar olmayabilir. Fakat yine bu türden faaliyetler farklı isimler altında olsa da sizlere sunulmaya devam edecek. Bu arada Gülnur, ben çok teşekkür ederim katıldığın için ve memnun da oldum seni tanıdığıma. Çünkü gerçekte okuduğun hani ilgi alanın ne bilmiyorum, mezuniyetin neresi bilmiyorum ama kendi kararını artık gönüllü olarak bir eğitmen olarak bu yöne çevirdiğine göre demek ki Ulusal Ajans senin mesleki tercihlerinde de bir değişiklik yapmış. Biz senin hikayeni de yazmak isteriz eğer bizimle paylaşırsan. Rana Hanım, valla Ulusal Ajans hakikaten çok hayata dokunuyor. Şu anda da yeni vizyonu ve slogan bence çok güzel olmuş. Yani herkes için, yani Erasmus ve herkes için Ulusal Ajans. Çünkü ben de mesela çok gençlik çalışmalarıyla uğraşırken, evet, yaklaşık 12-13 yıl önce sizinle daha önce paylaşmıştık. Ben de öyle başlamıştım yani yurt dışı deneyimlerine. Ben gerçi Ürdün, Yunanistan, hani farklı ülkelere gitmiştim ama hakikaten hepimizin hayatında bir ufak etkisi var. Şimdi bu yeni, daha farklı alana evrilmesi, yani ciddi bir orandan bahsettiniz bugüne kadar 630 milyon euro, bu birçok gencin hayatına, ailesine dokunmak demek. O yüzden hakikaten sizlere çok teşekkür etmek lazım. Orada da tahmin ediyorum çok büyük emeklerle ve Türkiye'nin dört bir yanında çok önemli eğitmen ve yeni eğitmen adaylarıyla tanışıyorsunuz. Ve hakikaten cıvıl cıvıl çok canlı bir
hareket. Türkiye'nin de o canlılığına yakışıyor aslında. O yüzden sizlere çok teşekkür etmek lazım. Yayınımızda yine olan arkadaşlarımız var. Semra Hanım var, Arzu var, Yalçın var. Sorularınızı alabilir miyiz? Sorularınız varsa Rana Hanım'ı yakalamışken. Hem de daha sonra Rana Hanım belki hem nasıl ulaşabileceklerini veya... Tabii elbette. Yakında bu Erasmus Plus'la ilgili tanıtımlar var mı? Başvurular ne zaman? Belki biraz da onları alırız. Var mı soru Arzu, Semra, Yalçın? Benim sorum olabilir. Evet, Arzu'dan soru geldi. İlk sözü alan hemen o götürüyor. Evet, hemen götürüyorum. Öncelikle sizi burada görmek çok güzel. Ben de Erasmus yapmış bir öğrenci olarak 2007 yılından bahsediyoruz. Çok mutluyum bu konuda. Şimdi de kuzenlerimi teker teker Erasmus yapacaksınız diye hani böyle zorluyorum. Yani şu anda bir tanesi sürekli peşimde Arzu abla işte şu evraklar bu evraklar acaba ben katılabilir miyim diye soruyor. Ve umarım onlar da benim gerçekten memnun kaldığım şekilde bu programdan memnun kalacaklardır. Ben kısa kesip hemen sorumu da sorayım. Hani arkadaşlarım arasında da genelde sorulan bir soru bu. Erasmus'tan yararlandım. Ben ikinci kez gidebilir miyim? Şimdi şöyle, Erasmus programında önceki yıllardaki kuralımız Erasmus programının öğrenim ve staj diye öğrenciler için iki hareketliliği vardı biliyorsun. Staj hareketliliği nispeten daha sonra eski Leonardo programından gelmişti. Sizin Erasmus öğrenim hareketliliğinden faydalanmış olmanız, Erasmus staj hareketliliğinden faydalanmanıza bir engel değildi. Yani öğrenim yaptıysanız staj da yapabiliyordunuz. Şimdi gelen yeni kuralı ben tekrar kendi broşürümüzden de teyit etmek istiyorum. Bu sefer gelen bir yenilik artık Erasmus Plus programında öğrencilerimize bir kredi imkanının da sağlanıyor olması. Bu Avrupa Yatırım Bankası aracılığıyla da yapılan bir anlaşmayla gerçekleşecek. Mevcut faiz oranlarının günlük faiz ortalamalarının çok çok altında bir oranla öğrencilerimize imkanlar sunularak bu fırsattan faydalanabilecekler. Ben şunu söylemek istiyorum Arzu, özellikle senin için. Master yaptın mı, yüksek lisans doktora yaptın mı bilmiyorum ama eski programların içinde bizim uygulamadığımız Erasmus Mundus diye bir program vardı. Bu Erasmus Mundus programının bazı eylemleri de Erasmus Plus'ın içine geldi. Dolayısıyla artık sizin yurt dışında bir veya iki dönemliğine değil doğrudan gidip master'ınızı yurt dışında yapmanıza yönelik bir faaliyet de yeni programda sizlerle buluşacak. Fakat elbette herkes için ve pek çok faaliyet diyebiliriz biz Ulusal Ajans'ın programlarına. Bir de Jean Monnet etkinliğimiz var. Sen hazır sormuşken ve yeri gelmişken bahsedeyim. Jean Monnet etkinliği de eğer Avrupa Birliği ile ilgili bir alanda lisans üstü eğitimi yapmak istersen sana yine bursiyeri olarak imkanlar tanıyor. Ulusal Ajans, Jean Monnet'in bireylerle ilgili olan kısmını yürütmüyor. Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülüyor. Jean Monnet'in bireylerle ilgili olan kısmı. Çok kesin tarihi şu an bilemiyorum ama Şubat ayı olması lazım. Eğer takip edersen, evet geçen sene 9'du, bu sene 10 Şubat. Jean Monnet programına da başvurursan eğer, AB ile ilgili hedeflerini gerçekleştirebilirsin diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Bu arada Rana Hanım, ayrıca Rana Hanım bu çok efendim? İyi bir açıklama oldu. Hakikaten yani yüksek lisans yani çünkü doktora kafe biraz da yüksek lisans ve doktora adayları için de programımız. Bu müthiş bir imkan yani yeni burs yani herkes hakikaten Avrupa'ya gidecek mi ne oluyor diye büyük bir talep gelecektir. Evet. Eylem Hocam da gülerken Eylem Hocam ne diyorsunuz bu imkana yani yeni bir ciddi bir kanal açılıyor sanki. Ben bunu duyduğuma çok sevindim açıkçası özellikle şeyi düşünürsek okulların Avrupa'daki okulların ücretlerinin arttığını, şu anda Türkiye'de kur düzeninin giderek zorlaştığını bizim aleyhimize düşünürsek, bence gerçekten öğrencilerin eğitiminin desteklenmesi
yüksek lisans eğitimlerinin desteklenmesi, yüreklendirilmesi açısından çok önemli bir şey. Bu konuda başka sorular var mı? Yalçın Can bağlandı. Hani es geçmemiş olalım. Yalçın, var mı sorun Rana Hanım'a? Herkese merhabalar öncelikle. Sadece Erasmus Plus hakkında çok fazla detaylı olarak bilgim yok açıkçası. Bunu dürüstçe belirtebilirim. Yanı sıra şunu söylemek istiyorum. Kayseri Ulusal Ajans'ın faaliyetleri konusunda genellikle gerek gönüllülük bazında olsun. Çok sıkıntılı bir yer açıkçası. Ben Kayserili değilim bu arada. Tanıtım günleriniz Kayseri'de olacak mı? Öncelikle ilk sorum bu. Yalçın, çok teşekkür ediyorum. Ercan Bey de sormuştu benzer bir soruyu. Şu anda biz 33 ile yayılmış durumdayız. Yarın Tunceli'de bir toplantımız olacak. Şu ana kadar da 13 ilde toplantılarımızı gerçekleştirdik. Ve iki dönem halinde yapmayı planladık biz bu toplantıları. İlk dönemini şu an kat ediyoruz. Kayseri'de de planlanan, yakın tarihli planlanan bir toplantımız yok ancak. Bugün itibariyle ben bunu tüm izleyenlere de duyurmak istiyorum. Ulusal Ajans buraya gelmedi, Ulusal Ajans'a ulaşamadık diye bir sebep, bir bahane olmaz, olmayacak. Çünkü size yakın Eurodesk ofislerimiz var. Valiliklerde kurulan AB birimlerimiz var. Bizim ua.gov.tr adresinden, Eurodesk gov.tr adresinden linklerine girerek bulabilirsiniz. Kendi yakınınızdaki, yörenizdeki, ilinizdeki Eurodesk temas noktasını ve doğrudan da yine valiliklerin AB ofislerine gidip kendilerinden de yardım alabilirsiniz bu konuda. Bizim bu arada benzer, aynen burada yaptığımız gibi etkileşimli olarak çalışmalarımız da, toplantı bilgilendirme çalışmalarımız da devam edecek. Sene içinde göreceksiniz, biz mekanlarımız uzak olsa bile, fiziken uzak olsak bile bir bilgisayar başında toplanıp sizlere bu bilgilendirmeyi yapacağız. Dolayısıyla aslında Ulusal Ajans yerelinizde de var, sizin yakınınızda da var. Lütfen valilikteki AB ofisleriniz ve Eurodesk ofislerinize gidin. Bu arada biz sadece programın genel olarak bilgilendirilmesine yönelik ve projelerin yazımına yönelik yine Ankara'daki merkez binamızda da dönem dönem toplantılar düzenliyoruz. Hatta bugün Comenius programı bir bilgilendirmeye başladı ve bu devam edecek. Yine yetişkin eğitim programımızda geçen haftalarda vardı. Ankara için de yine başvuruları ua.gov.tr adresinden ve özellikle biz çok aktif bir sosyal medyacıyız Ulusal Ajans olarak. Gerek Eurodesk'in gerek Ulusal Ajans'ın Twitter ve Facebook sayfalarından takip edebilirsiniz. Anlık olarak nerede ne eğitim var, kime nasıl başvuru alınıyor, buralardan da görebilirsiniz. Rahman, evet, hakikaten yeni medyayı çok iyi kullanan bir ekip Ulusal Ajans. O yüzden belki evet, yakında Hangout programı da bekleyecek herhalde herkesin sürekli bilgi alabileceği. Yine sorular var. Adife Hanım'ın bir sorusu var sanırım. Adife Hanım, yayını görebiliyor musunuz, duyabiliyor musunuz? Comenius'la ilgili sorusu var Adife Hanım'ın. Ama eğer yayına sesi gelmezse de biz sormuş olalım. Comenius programı nasıl olacak, neler yapılacak? Sonunda Kenan Doğan'a verelim sözü. Kenan Doğan da hem sivil toplum alanında aktif bir arkadaşımız. Evet, Ulusal Ajans'ın evet, eski belki evet, evet, eğitmenlik yapmıştır. Elbette. Adife Hanım, çok teşekkürler. Okul eğitimi programı ile ilgili bize bir soru yönelttiniz. Okul eğitimi programındaki desteklerimiz aynen Comenius programındaki gibi yine devam ediyor. Fakat tüm alanlar için, yüksek öğretimden, okul öğretiminden, gençliğe kadar tüm alanlar için Erasmus Plus programını biz başlıca 3 çatı altında topluyoruz. Bunlardan bir tanesi bireyler için öğrenim hareketlilikleri. Eskiden bildiğiniz hizmet içi eğitim kursları vardı örneğin. Belki de siz katılmışsınızdır. Hizmet içi eğitim faaliyetlerimiz aynen devam ediyor. Fakat bir farkı var Erasmus Plus programının. Hangi alan olursa olsun, ister okul eğitimi ister mesleki eğitim, bireyler başvuru yapmıyor artık. Bireyler adına kurumlar başvuru yapıyor. Sizin örneğinizde örneğin
okul müdürünüz sizin adınıza bireylerin hareketliliği için başvurularda bulunabilecek. Siz işbaşı gözlem yapabilirsiniz. Örneğin bir hizmet içi eğitim kursuna katılabilirsiniz veya doğrudan öğretmenlik yapabilirsiniz yurt dışındaki bir okulda. Dolayısıyla Comenius yine var, adı Erasmus Plus Okul Eğitimi olarak. Erasmus Plus Okul Eğitimi. Adife Hanım, sizin sorunuzu sorduk ama eğer varsa daha açık sormak istediğiniz buyurun. Evet, Comenius'la ilgili bir projem vardı daha önce. Sanırım kurallar değişti. Ben Mersin'deki ilk seminere katıldım. Evet, evet. Gülcan Hanım'ın yapmış olduğu, Gül Hanım'ın daha doğrusu. Gül Hanım'ın, evet, evet, evet. İlk evet. Seminer Mersin'deydi. Orada çok fazla konu vardı. Yüzeysel geçildi. Sadece K1, K2'den bahsedilmişti hareketliliklerden. İki tane çok ortak olabiliyor denmişti Comenius projesi. Hani bir son yeni değişilen şeylerden bahseder misiniz? Tabii ki. Tabii ki, tabii ki. Her şeyden evvel bir tanesini söyledik, artık bireysel başvuru yok. Yani bireyler adına da kurumları başvuracak. İkinci yenilik de şu, artık eskiden olduğu gibi bir ulusal teklif çağrımız yok. Biliyorsunuz Avrupa Komisyonu bir genel teklif çağrısı yayınlıyor, genel çerçeveleri çiziyor ve ülkeler de İdari bazı tedbirler öngörüyordu. Kendi başvuru bütçe rakamlarına göre belirliyor idi. Bunlardan örneğin Comenius'a ilişkin olanı bir ortaklıkta sadece bir Türk okulun bulunabileceği şeklinde bir idari tedbirdi. Fakat Erasmus Plus programında ulusal teklif çağrısı olmadığı için artık bir stratejik ortaklıkta birden fazla okulumuz yer alabilecek. Bir yenilik daha söyleyeyim isterseniz. Eskiden bu pek çok kişiyi mutlu edecek bir haber belki. Hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılacak öğretmenlerimiz için biz mutlaka bir belge şartı koyuyorduk ve diyorduk ki asgari KPDS veya YDS puanınızı bize 70 olarak vermeniz lazım. Artık böyle bir kural da yok. Yani siz dil bilginizi belgeye dökmeksizin de programdan faydalanabileceksiniz. Ama tabii bu demek değildir ki hiç dil bilmeyen bir kişi yurt dışına gitsin, orada bir eğitime katılsın. Burada okul müdürlerimize çok büyük bir görev düşecek. O da kendi yaptıkları projeler içinde o care dediğiniz bireylerin öğrenme hareketliliği olan faaliyeti de bir proje haline getirecek ve oradaki seçim doğrudan kurumda olacağı için belki bir eleme kriteri olarak okulunuz diyebilir ki ben önceliği dil belgesi olan öğretmenlere verdim diyebilir. Bir önemli değişiklik de yine tüm programlar için geçerli olmak üzere. Eskiden biliyorsunuz ortaklıklarda her ortak ayrı ayrı kendi ülkesindeki ulusal ajansa başvurusunu yapıyordu. Bu Comenius için, yetişkin eğitimindeki, Grundtvig'deki programlar için. Fakat artık durum değişti. Sadece o ortaklığın koordinatörü olan, yani yönetiminde olan, başında olan ortak kendi ülkesinin ulusal ajansına başvuracak. Ve o projeye verilecek hibe de koordinatör ülkenin ulusal ajansı tarafından koordinatör ülkeye verilecek. Bunu bir örnekle açıklayalım. Örneğin Türkiye, Portekiz, Almanya ve Macaristan'ın bulunduğu bir ortaklık var ve koordinatör ülke de Macaristan. Diğer 3 ülke, yani Portekiz, Almanya ve Türkiye kendi ulusal ajanslarına başvuruyu sunmuyorlar. Macaristan, Macar Ulusal Ajansı'na kendi başvurusu, tüm ortaklar adına başvurusunu sunuyor. Ve Macar Ulusal Ajansı'nın hibesinden, bütçesinden hibe tahsisatı Macar koordinatöre yapılıyor. Macar koordinatör de sizlere ortaklık içindeki görev dağılımına göre bütçenizi tahsis ediyor. Bu demektir ki sadece koordinatör olarak değil, ortak olarak da ülkemize diğer ulusal ajansların bütçelerinden katkı sağlamış olabiliriz. Programda özellikle yeni olanlar, ben bir kenarından başlamak istiyorum, koordinatörlüğü bir sonraki yıla bırakıyorum, yönetimini öğrenmek istiyorum bu projelerin diyenler için biz şiddetle ortak olarak projelerde yer almalarını öneriyoruz.
Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Ben de çok teşekkür ederim. Erasmus Plus müthiş yenilikler getiriyor. Rana Hanım, hani bu sorulara hakikaten hepsine cevap veriyorsunuz. Konuya da çok hakimsiniz. Ama muhtemelen sorular da gelecektir. Bu yayını izleyen arkadaşlar için söyleyelim. Mutlaka. Musal Ajans'ın web sitelerine girin. Kendi illerinizdeki sorumlulara ulaşın ve bunlar açık. Eğer ulaşamıyorsanız, başka sorunç alamıyorsanız mutlaka Rana Hanım'a ulaşın. Elbette. Musal Ajans'ın iletişim koordinatörü. Ben şimdi sözü Kenan'a vermek istiyorum. Zaten son bölümde de sizin iletişim bilgileri, yani Ulusal Ajans'la nasıl iletişime, etkileşime geçilebilir, başvuru dönemleri veya bu süreç Erasmus Plus'la ilgili başvuru süreçleri nasıl oluşacak, onları sorarız. Kenan Doğan'a veriyorum. Sonra da Neslihan var, onun da bazı soruları var. Sonra da son tur Eylem Hoca ve Arzu ve sizden yorumları alıp yayını kapatabiliriz. Kenan Doğan, söz sizde. Teşekkür ederim Ercan. Herkese iyi akşamlar diliyorum, iyi geceler diliyorum. İyi akşamlar. Nasılsınız? Kenan Bey, iyi misiniz? Rana Hanım, sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Teşekkür ederim. Evde oturmuş izliyordum. Erasmus'la ilgili bir sorum yok. Aslında arkadaşların ilgisini, sorularını ve sizin yanıtlarınızı evde izlerken bir anda düşündüm. Ve dedim ki dahil olmam, bir şeyler söylemem lazım. O yüzden de bağlanmak istedim uzun bir uğraştan sonra. Aslında şunu söylemek istedim. Bütün programı görünce de Ulus Ajans'la birlikte kadar şanslı bir jenerasyon olmuşuz demek geldiği için de. Çünkü Ulus Ajans'ın mobil eğitim programlarının hayatını gençlerden bir tanesi. Şu an sivil toplum alanında çalışıyorum. Uzun süredir sivil toplum alanında çalışıyorum. Ve üniversite yıllarında Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları ile tanışıp, daha sonra eğitmenlik yapıp, birçok projeyi gerçekleştirip, birçok proje sayesinde de yurt dışına çıkmış, birçok ülkeyi görmüş bir şanslı genç olarak, Ulus Ajans'ın gerçekten son bir 10 yıllık dönemde hayatına dokunduğu gençleri düşününce ne kadar güzel iş yapıyorsunuz demek geldi içimden. Bu yüzden katılıp teşekkür etmek istedim o gençlerden birisi olarak. Arkadaşlarımızın sorularını ve programa ilgilerini de görünce ben de bunları söylemek istedim sadece. Kenan, bu arada ya şimdi sen sivil toplumda hakikaten, yani Ulusal Ajans'ta da çalıştın. Şimdi önemli yöneticilik görevleri yapıyorsunuz. Şimdi Erasmus Plus başladı. Belki yayının başını kaçırmış olabilirsin diye söylüyorum. Ulusal Ajans ve Avrupa bunu çok yeni lanse etti. Erasmus Plus da bilmiyorum, sivil toplum kuruluşlarına da yeni şeyler geliyor mu, veya Kenan gibi daha önce gençken buna katılmış ama şimdi artık yönetici ve orta yaştayken de insanlar, herkes katılabilecek mi? Biz de kendimize de sormuş olalım. Bana mı sordunuz Ercan Bey? Evet, size sordum yani. Kenan'ın katkılarından soruyla tamamlayalım. Evet. Dediğiniz gibi Kenan Bey'le biz ilk tanıştığımızda 10 yıl öncesiydi. Biz Kenan Bey'in o zamanki yaşlarındaydık. Şimdi Kenan Bey tabir caizse büyüdü ama biz yaşlanmadık. Bu da bence bizim gençlerle uğraşıyor olmamızdan kaynaklanıyor. Biz gerçekten enerjimizi sizlerden alıyoruz. Bu şekilde gördüğümüz vakit gençlerimizin işe yerleştiklerini, yetiştiklerini, hayatlarındaki önemli değişimleri gördüğümüz vakit bizler besleniyoruz. Onun için de Türkiye Ulusal Ajansı herkes için Erasmus Plus'ı getiriyor. Bugün belki izlemişsinizdir, TRT Okul ve Anadolu Üniversitesi'nin işbirliğiyle biz 13 bölümlük bir Erasmus Plus programı yaptık. Orada da sizlerden, proje yapmış kişilerden konuklarımız oldu. Bunlardan bir tanesi de çok gururla söylemek istiyorum. Çünkü çok güzel bir projeydi. Şükrü amcamızdı. Ben YouTube adreslerimizden izlemenizi tavsiye ederim. Şükrü amca 70'li yaşların sonunda bir bey. Burdur'un bir köyünde yaşıyor ve Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yaptığı projeyle şu anda bilgisayar öğrenip neredeyse chatleşecek vaziyete gelmiş durumda. Kendisinin de şöyle bir faydası oluyor etrafına. Tahta oyuncaklar yapıyor ve bu oyuncakların yapımını çocuklara öğretiyor. Ve bunlar tamamen kendi icadı olan oyuncaklar. Programda gösterdi bir tanesini. Tam da Aralık ayında yayınlanmıştı program. Dönen bir tahta arabanın üstünde, araba ilerledikçe dönen bir semazen yapmış örneğin. Ve bunu Bulgaristan'da, Romanya'da göstermiş. Dediğimiz gibi
hayat devam ediyor. Bizler büyüyoruz ama yaşlanmıyoruz Kenan. Dolayısıyla 70'imize gelsek de inşallah geliriz. Bizler için Uysal Ajans bir şeyler yapacaktır eminim. Hiç şüphem yok benim de ondan. Yani sadece dediğim gibi şanslı bir jenerasyonduk ama şu an hala onu düşünüyorum. Mesela bizim de Avrupa Birliği projesi yaptığımız, aynı ekipte yer aldığımız, o projeleri hayata geçirdiğimiz arkadaşlarımla bugün baktığımda ulaşmam giderek zorlaşıyor. Çünkü hepsi Avrupa'nın farklı ülkelerine dalmış farklı işler yapıyor. Evet, evet, evet. Bu projelerle aslında bir yerde hani o dünyayı görüp öyle bir kararlar verdiler. Sizin yaşlanmadığınız konusunda da hemfikirim. 20 yıl, 30 yıl geçse de Rana Hanım aynı Rana Hanım. Yok, ben Uysal Ajans adına konuştum. Kendi adıma konuşmadım. Lütfen yanlış anlama. Bütün Uysal için söylüyorum. Ayrıca danışma kurulu ile ilgili sizden haber bekliyoruz. Biliyorum. Biliyorum. Mesajını gördüm, cevaplayacağım. Teşekkür ederim, sağ olun. Rana Hanım, artık bir mezunlar içinde bir program yaparsınız. Erasmus'a gidip gelmişleri böyle haftada bir toplayabilirsiniz. Veya 12 programlık bir seri. Evet. Yakında herhalde bizler de böyle dinozorlaşmaya başlayacağız çünkü. Dinozorlaşmadan... Hayır, yok, öyle deme. İsterseniz yani... yayının sonuna geliyoruz. Eylem. Şey, yok şimdi dinozorlaşmış diyorsun, Erasmus mezuniyeti diyorsun. Ben üniversitedeyken Erasmus yoktu. O yüzden evet. Şimdi hiç o eski yaraları açmayalım, tamam mı? Evet, evet, evet. Ben bunu öğrencilerime hep söylüyorum. Yani demin bağlanan arkadaşımızın söylediği gibi mutlaka mutlaka gidin diye ben de onları böyle sürekli dürtükleme ihtiyacı hissediyorum. Hani bizim zamanımızda Erasmus vardı da biz mi gitmedik demek geliyor bazen içime. Evet, eskiden yurt dışına çıkmak bile, değil orada okumak, yurt dışına çıkmak bile çok büyük bir ayrıcalıktı. Belli bir maddi güç gerektiriyordu. Fakat şimdi değil maddi güç, Uysal Ajans üstüne para veriyor siz bundan evet. Faydalanın diye. Evet. Ve bu gençlerimiz için hem bir avantaj hem bir dezavantaj aslında. Avantaj çünkü böyle bir fırsat var ve kolay. Dezavantaj çünkü pek çok insan gidiyor, ortam iyice rekabetçi bir hale geliyor. Farklı farklı yolları da denemeliler. Avrupa Gönüllü Hizmeti bunlardan biri. Bir dil değil, iki dil en azından. Bunları belki hani şu anda bir abla tecrübesi olarak alabilirler bizden. Ama biz buradayız. Lütfen bizi arasınlar. Ben iletişim adreslerimizi de vermek istiyorum müsaadenizle. Lütfen buyurun. Size nasıl erişebilirler Erasmus Plus ve bu programla ilgili? Tabii ki. Bize her zaman bilgi@ua.gov.tr adresinden yazabilirler sorularını. bilgi@ua.gov.tr. Bizim haberlerimize ua.gov.tr adresinden her an ulaşabilirler. Ayrıca YouTube, Facebook ve Twitter adreslerimiz Uysal Ajans, bitişik olarak Uysal Ajans. Bize her daim ulaşabilirler. Lütfen bu videoyu bundan sonra da seyreden herkes eğer abonemiz değilse YouTube'a abonemiz olsun ve Twitter ve Facebook'ta takipçimiz olsun. Çünkü anlık olarak geçenlerde karşılaştık bir yararlanıcımızla. Ben Twitter'dan bir eğitim adresi gördüm, hemen başvurdum ve Twitter'a borçluyum şu anda bu eğitime gidiyor olmamı diye bahsetti. Sizler de bunları yakalayabilirsiniz. Artı çevrenizde yapılan örnekleri görmek isterseniz biz kurumlardan bizlere gelen haberleri de paylaşıyoruz. Hem kendinizle ilgili haberleri yazın, hem lütfen Twitter'daki adreslerden o kurumları takip edin. Bir de sizin için bu dönem bir güzellik daha yapmak istiyoruz. Size sizin dilinizden anlatmak istiyoruz. Bunun için de biz örneğin Arzu'nun, Gülnur'un hikayelerini yazıyoruz. Ve bunun sayfamızdan iyi uygulamalar linkimizi güncelleme aşamasındayız. Paylaşacağız. Burada kendi içimizde de birbirimize eğitim veriyoruz. Nasıl iyi uygulamalar yazalım diyerekten. Hikayenizi bizimle paylaşın. Biz size telefon açalım, sizi dinleyelim, sorular soralım. Ve sizin hayatınıza dokunan kısımları
başka insanlarla da paylaşalım sizlerin aracılığıyla istiyoruz. Vallahi çok çok teşekkür ediyoruz. Bilmiyorum son sorusu olan var mı? Yok, bence bunun üstüne bir şey söyleyemeyiz artık. Aynen. Ulusal Ajans 10-12 yıldır Türkiye'de çok önemli katkılar yapıyor. Bugüne kadar 630 milyon euronun üzerinde Türkiye'de gençlere, gençliğe, gençlik hareketliliğine, yurt dışı imkanlarına olanak sağladı. Bundan sonra önümüzdeki 7 yıl yepyeni bir sloganları var. Herkes için Ulusal Ajans ve herkes için Erasmus. Erişim çok kolay, yurt dışına gitmek Erasmus Plus ve Ulusal Ajans aracı da çok kolay. Onlar size her türlü desteği veriyor. Olanaklar, erişim, yeni insanlarla tanıştırma. Lütfen bu olanakları kullanalım. Yurt dışında bu imkanlar var ve Türkiye bunu bize kolaylaştırıyor. Türkiye Ulusal Ajansı. Başvuralım, katılalım ve özellikle yurt dışı deneyimi yaşayarak hem farklılıkları öğrenme, hem ön yargıları kırma, hem de Türkiye'nin özellikle yurt dışında tanıtımının farklı ve kendi deneyimlerimizde farklı kültürlerden, farklı illerden gelen bizlerin anlatmasıyla bu deneyimi arttıralım diyoruz. Herkese çok teşekkür ediyorum yayına katıldığı için. Yine ilgi olursa sizi tekrar konuk etmek isteriz Rana Hanım. Yine böyle bahar döneminde başvurular başladığında. Son olarak da başvurular ne zaman? Yani başvurularla ilgili. Bu arada tabii onları da söylemek lazım. 17 Mart'ta KA1 dediğimiz bireylerin öğrenme hareketliliği projeleri için başvuru tarihimiz. Eskiden bildiğimiz projeler stratejik ortaklıklar adıyla geldi Erasmus Plus'ta. Bunlar için de son başvuru tarihimiz 30 Nisan. Evet. Yani en yakın olarak 17 Mart ve 30 Nisan tarihlerinde evet. Son başvurular var. Bu zamana kadar illerde 33 ilde Ulusal Ajans'ın eğitimleri tanıtımları devam ediyor. Onlara ulaşmaya çalışın. Ulaşamıyorsanız Eurodestler aracılığıyla ve UA Gov.tr aracılığıyla hem de bilgi@ua.gov.tr'ye ve Twitter ve YouTube aracılığıyla Ulusal Ajans'a lütfen ulaşın. En azından 17 Mart ve 30 Nisan'daki bu başvuruları kaçırmayın. Yurt dışı imkanlarından hızlıca yararlanın. Yüksek lisans öğrencileri için de son bir duyurumuz var. Erasmus Plus'la yüksek lisansta bursiyerlik de geliyor. Bunları da kaçırmayın diyoruz. Doktora Kafe'ye katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bu yayını birazdan izleyebileceksiniz YouTube'dan da. Dipnot TV'ye de bu özgür tartışma ortamını, akademik olanakları tartışmanıza imkan verdiği için de çok teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.